Evet arkadaşlar, tanışma babında söyleyeyim. Alaaddin Demirel, 15 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyorum. Van'da Üniversite Camii'nde görev yapıyorum. 9 Eylül İlahiyat mezunuyum. Yüksek lisans çalışmalarım şu an devam ediyor. Allah nasip ederse bu dersimizde bir tefsir tanıtım dersi yapacağız. Sormak istediğiniz sorular olabilirse chat ekranını açtım ben şuraya. Kenara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani aklınıza takılan ne olursa sorabilirsiniz. Hiç problem yok. Hazırsanız Bismillah deyip başlayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar biz bu tanıtım dersimizde ÖABT ve İhale Meslek Grubu'nda karşımıza çıkabilecek şekilde Ulumul Kur'an dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in kavramları üzerine durmaya çalışacağız inşallah. Buralardan muhakkak soru geliyor ki öğretmenlik alan bilgisi din kültürüne hazırlanırken bizim dikkat etmemiz gereken hususlardan en önemlisi kavramlar arkadaşlar. Çünkü kavramlar çok farklı. Arapça kavramlar olduğu için bazen karışma durumu olabiliyor. Dolayısıyla bir yandan literatür ezberlemeniz var, bir yandan kavram var. Ama kavramları içselleştirerek ve üzerinde müzakere ederek anlamaya çalışırsanız bir daha unutmazsınız Allah'ın izniyle. Ama böyle salt işte ben bir kitaptan okuyayım sessiz bir şekilde geçeyim. Elbette kişiye göre değişebilir ama bu çalışma stili biraz sıkıntılı olabilir. Onu ifade edelim. Şimdi Ulumul Kur'an dediğimiz zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Kur'an'ın muhtevasının doğru ve düzgün anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken bütün kavramları ifade eder. Yani ulumul Kur'an dediğimiz zaman nasıl ulumul hadis diyoruz? Hadisle alakalı ilim. Ulumul Kur'an da Kur'an ile alakalı bir ilimdir. Aslında anlatacağımız başlıkların hepsi başlı başına bir ilim dalı. İşte Kur'an-ı Kerim'in nuzulu, inişi diyoruz değil mi? Tertibi, cem'i, toplanması, çoğaltılması, istinsahı, yazılması, okunması, tefsiri, icazı, nasih, mensuh. Yani lafızlar, elfazul Kur'an, aksamul Kur'an hepsi birer başlıktır aslında. Ama tabii ki biz bunları sınavda karşımıza çıkabilecek şekilde kısa kısa ifade etmeye çalışacağız inşallah. Öncelikle arkadaşlar Mekki ve Medeni kavramların üzerinde durmak istiyorum. Şimdi hiç işi dallandırıp budaklandırmadan arkadaşlar, işi dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Hocam Mekki demek işin pratik tarafı değil, teorik tarafıdır. Medine ise işin pratik tarafıdır. Yani Mekke'de inanç verilmiştir, ahlak verilmiştir, insanlar ibadete alıştırılmaya çalışılmıştır. Ama ibadetle alakalı hükümler inmemiştir. İbadetle alakalı hükümler biliyorsunuz Medine döneminde nazil oluyor. Dolayısıyla yıllar önce çıkmış soruların birisinde vardı. Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin özelliklerinden değildir. İşte yazmış A şıkkı demiş. İnsanların ibadete alıştırılması doğrudur. İbadete Mekke'de alıştırıldı insanlar ama ibadetle hükümler, ibadetle alakalı geniş teferruatlar, izahatlar Medine döneminde gerçekleşmiş oldu. Demek ki biz buradan şunu anlayacağız. Hocam Mekke işin bilgi tarafı, Medine ise o bilginin amele yansıyış, fiile yansıyış tarafı. Mekke teori, Medine ise pratik olarak zihnimizde canlandırabiliriz. Kısaca bu surelerin özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Mekki surelerin veya ayetlerin özellikleri dediğimiz zaman, şimdi birincisi tevhid ve ahiret inancı konularına ağırlık veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de tevhidle alakalı ayet gördüğünüz zaman, ahiret inancıyla alakalı ayetler gördüğünüz zaman, sureler gördüğünüz zaman daha çok Mekke dönemine aittir arkadaşlar. Ama %100 diyebilir miyiz? İstisnalar muhakkak var. Müslümanlar ibadete alıştırılıyor burada. Güçsüzü, zayıfı koruyan ahlak anlayışı yine Mekke'de geliştirilmiştir arkadaşlar. Yine müşrikler ne yapmıştı Müslümanlara? Aşırı tepki göstermişlerdi değil mi? İşkence yapmaya başlamışlardı. Müşriklerin tepkisiyle karşılaşan müminlere sabır ve direnç göstermeleri yine Mekke döneminde tavsiye edilmiştir arkadaşlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde baktığımız zaman eğer bir yerde arkadaşlar kella lafzını görüyorsak, kella lafzı, mesela kella vel kamer, kella bella tukezzibune bi yevmiddin, değil mi?
Bu tür kella bella tukrimun el yetim, kella lafzının olduğu ayetler genellikle Mekke dönemine aittir. Kella hayır hayır manasına geliyor. Dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Yine içinde secde bulunan arkadaşlar, yine Bakara ve Ali İmran'ı kenara koyarsak hurufu mukatta. Kaç tane hurufu mukatta vardı Kur'an-ı Kerim'de? Hatırlayan var mı? Kaç sure hurufu mukatta ile başlıyordu arkadaşlar? Hatırlayan bir arkadaşımız yazarsa sevinirim. Ben ekrana bakıyorum şu an. Bakalım yazan olacak mı? Kaç hurufu mukatta vardı arkadaşlar? Hatırlayan yok herhalde. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure arkadaşlar hurufu mukatta ile başlar. 27'si Mekki'dir, ikisi Medeni'dir. Bakara ve Ali İmran sureleri Medine dönemine aittir. Ama diğer bütün hurufu mukattalar arkadaşlar Mekke dönemine aittir. Yine insanın yaratılışıyla alakalı arkadaşlar, geçmiş ümmetlerin kıssalarını içeren Ey insanlar diye başlayan Ya eyyuhennas, Medine'de ey insanlar çok nadirdir. Bu hitap tarzı genellikle Mekke dönemine ait. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar 114 sure, 87'si Mekki'dir, 27'si Medeni'dir. Bunu da ifade etmiş olalım. Gelelim Medeni surelerin özelliklerine. Şimdi hani dedik ya teori Mekke, pratik ise Medine. Toplum hayatını düzenleyen ilkeler, kanunlar Medine döneminde getirilir. Namazı çıkarın, namaz hariç bütün ibadetler bu şeyde surelerde, Medine surelerinde farz kılınmıştır. Peki namaz, oruç, namaz diyorum, oruç, zekat, fıtır sadakası. Bunlar hicretin kaçıncı senesi arkadaşlar? Farz kılındı. Hatırlayan var mı? Zekat ve oruç. Hicretin kaçıncı senesi? Evet, doğrudur Esma Nur hocam. Hicretin ikinci senesi. Şöyle hocam, ibadetlerin hepsi namaz ve hac hariç hemen hemen hicretin ikinci senesinde teşrii kılınmıştır. Hicretin ikinci senesi. Hac hicretin dokuzuncu yılı, namaz ise Mekke döneminde farz kılınıyor. Yine muamelat, ibadat ve ukubat arkadaşlar. Muamelat insanlar arası ilişki, ukubat ceza hukuku biliyorsunuz. İbadat da ibadete yönelik hükümler, açıklamalar Medine döneminde görüyoruz. Ehli kitap ve müşriklerle olan savaş ilişkisi, savaş hukuku, Allah yolunda cihat, cihadın hükümleri bunların hepsi Medine dönemine ait arkadaşlar. Yani ya ehlel kitabı ifadesini Mekke'de göremezsiniz. Çünkü Mekke'de ehli kitap yok. Ama ya ehlel kitap ifadesini Medine'de görürsünüz. Çünkü orada hangi dine inananlar vardı? Yahudiler vardı değil mi? Hristiyanlar az sayıda ama çoğunluk Yahudi. Medeni sureler arkadaşlar genellikle uzundur. Sayıları toplam sure sayısının yaklaşık dörtte birini buluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in birçok yerini de kaplıyor. Bunu da ifade edelim. Şimdi hocam Mekki ve Medeni ile alakalı söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir husus yok ise diğer bir kavramımızı anlatmaya başlayalım. Diğer kavramımızın adı arkadaşlar esbabı nuzul. Yani inişin esbabı, sebepleri, ayetlerin inme sebebi, ayetlerin perde arkasındaki olaylar, surenin inmesine sebep olan durumlar arkadaşlar. Mesela aklınıza gelen var mı bir sure nuzul sebebi? Aklınıza gelen varsa yazarsanız sevinirim. Herhalde şu an evet Nur suresi mesela değil mi? Nur suresinde ne var? İfk hadisesi var. İfk hadisesi anlatıyor. Çok güzel. Evet. Abese suresi ne için inmişti hocam? Abese ve tevalla en ca'ehul a'ma. Ona ama geldi diye yüzünü ekşitti. Hangi sahabiydi hatırlıyor muyuz? Abese. Abdullah, evet Ümmü Mektum çok güzel. Kevser suresi mesela inna a'tayna kel kevser. As bin Vail değil mi? Abdullah Ümmü Mektum doğrudur hocam. Kevser suresi işte As bin Vail hakkında indiği nazil. Tebbet suresi arkadaşlar değil mi? Bunları görüyoruz.
Bunların hepsinde bir sebebi nuzul olayı var. Mesela Duha suresi. Sebebi nuzul neydi? Efendimiz aleyhissalatu vesselam ilk vahyi aldıktan sonra hani geldi beni örtün dedi. Sonra vahiy kesildi. Acaba Rabbim beni terk mi etti düşüncesi kapladı ya Hazreti Peygamber. Bundan dolayı Duha suresi indi işte. Evet Fetret hocam doğrudur. Ne dedi Allahu Teala Duha suresinde? Ma vadda'aka rabbuka ve ma kala. Rabbin seni asla terk etmedi, seni yalnız bırakmadı. İşte ayetlerin arkasındaki sebep, bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ahzab suresinde işte Enes bin Nadır var. Haşr suresinde Ebu Talha var. Efendime söyleyeyim Tevbe suresi, Tebük seferi, Huneyn savaşı değil mi? Bunları çoğaltabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı herhangi bir soru veya neden olmaksızın bir kısmı ise arkadaşlar bir nedene bağlı olarak indiriliyor. İşte biz bu kavrama sebebi nuzul diyoruz arkadaşlar. Peki sebebi nuzulu bildiğimiz zaman bize avantajı ne olacak? Yani bize artı değeri ne olacak sebebi nuzulu bildiğimiz zaman? Ayetlerin iniş sebebini biliyoruz değil mi? Hükmünü biliyoruz. Yine ayetleri bağlamında değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla o döneme ait bir projektör tutuyor adeta esbabın nuzul. Şimdi arkadaşlar ben hani şunun tarafındayım. Literatür muhakkak iyi bilinmesi lazım bunu unutmayalım. Dolayısıyla biz her bir kavrama ait bir en azından yani hani Mekki medeni de çok çıkmaz o kavram ama mesela esbabın nuzule dair yazılmış en önemli eser arkadaşlar İmam Suyuti'ye aittir. Lübabun nukul fi esbabın nuzul. Evet. Suyuti'yi nereden hatırlıyoruz hocam? Suyuti hem tefsirci aynı zamanda hadisçi değil mi? Tedribur Ravi diye neyi var Suyuti'nin? Hadis usulü kitabı var arkadaşlar. Tefsiri vardı Suyuti'nin hatırlayan var mı? Rivayet tefsiriydi değil mi? Onun tefsiri. Ed-Durrul Mensur. Bir de yeri gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Size mesela ÖSYM size soruyor. Aşağıdakilerden hangisi dirayet, hangisi rivayettir? Şöyle şıklara baktığınız zaman baktınız alt alta dizilmiş. Maturidi, Razi, Kadı Beyzavi, Zemahşeri. Bir de altta Suyuti var. Siz Suyuti'nin hadisçi olduğunu biliyorsunuz ama eserinin adını bilmiyorsunuz. Diğerlerinin de kelamcı olduğunu biliyorsunuz. Ha, dolayısıyla burada hemen ters bir orantı kurarak diyeceksin ki ya kardeşim kelamcı adam hangi tür tefsir yazar? Dirayet yazar. Dolayısıyla Suyuti hadisçidir. Yazsa yazsa Suyuti rivayet yazmıştır. Bu risk alınmaya değer mi? Değer arkadaşlar soru çözerken. Dolayısıyla hani soruyu çözerken sadece işte isim bağlamında bakmayın. Onların meslekleri, uğraştıkları ilim de sizi bir yere götürebilir. Suyuti'nin Lübabun Nukul fi Esbabın Nuzul eseri önemlidir arkadaşlar. Devam ediyorum Esbabın Nuzul'den sonra. Şimdi gelelim hocam nasih mensuh olayına. Bunu biraz örnekler üzerinde açacağız arkadaşlar. Nasih ve mensuh olayını. Şimdi hükmü kaldırılmış olana mensuh diyoruz. Hükmü ortadan kaldırana nasih diyoruz. Ama bu kavramların her ikisine de arkadaşlar nesh diyoruz. Nesh. İslam alimleri dört türlü nesh'ten bahseder. Kur'an'ın neshi, Kur'an'ın sünneti neshi, sünnetin sünneti neshi, bir de sünnetin Kur'an'ı neshi. İlk üçünde tartışma yok arkadaşlar, ihtilaf yok. Büyük ölçüde ittifak. Ama sünnetin Kur'an'ı nesh edip edemeyeceği hususunda ulema ittifak etmiş. Bazıları bunu kabul etmiş ama bazıları demiş ki sünnet kesinlikle Kur'an'ı nesh edemez. ÖSYM de arkadaşlar ilk üçünü baz alır. Dördüncü şıkkı baz almaz, onu ifade edeyim. Yani sünnetin Kur'an'ı neshini kabul etmezler. Soru hazırlayan ekip eğer soruyla karşılaşırsanız ilk üçünde problem yok. Kur'an'ı nesi, Kur'an'ın sünneti nesi, sünnetin sünneti nesinde problem yok ama diğerlerinde problem var. Şimdi hocam karşımıza çıkabilirse bu nesh çeşitleri çıkabilir. Şimdi birincisi arkadaşlar hükmü mensuh metni baki ayetlerimiz var bizim Kur'an-ı Kerim. Ayeti hep birlikte okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın vecihi, kıblesi oradadır. Bak ne diyor? وَجْهُ اللّٰهِ Peki buradan bir kelama biraz kayalım arkadaşlar. Yed, istiva ve vecih.
Hangi tür sıfatlara giriyordu? Hatırlayan var mı? Vecihiyet istiva. Şimdi Cenab-ı Allah'ın zatî sıfatları var, subuti var, haberi var, bir de fiili var. Mesela Allah'ın vecihi hangi tür sıfata girer? Evet. Allah'ın vecihi hangi tür sıfata girer? Haberi sıfattır değil mi arkadaşlar? Bak Allah'ın yüzü, Allah'ın eli, Allah'ın arşa oturması, istiva etmesi bunlar haberi sıfatlardır. Unutmayalım. Evet. Seste bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Evet, seste sıkıntı yoksa devam edelim inşallah. Şimdi online olduğu için ara sıra sizden tepki görmem lazım. Var mı seste sıkıntı arkadaşlar? İnternet mi gitti? Yok, tamam, güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada bazı nesh çeşitlerinden bahsedeceğiz. Hükmü mensuh metni baki şu demek hocam. Kur'an-ı Kerim'de hükmü kaldırılmış ama metin duruyor, metni baki. Nereye yönelirseniz yönelin Allah'ın vecihi kıblesi oradadır. Şimdi Bakara 115 ayetini Bakara 144 arkadaşlar hükmünü ortadan kaldıracak. Ne diyor Cenab-ı Allah? İşte kad nara takalluba vechike fis sema falenuvelliyenneke kıbleten tardaha fevelli vechike şatral mescidil haram. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen gözünü gökyüzüne doğru diker dururmuş. Allahu Teala da diyor ki kad nara takalluba vechike fis sema. Yüzünü gökyüzüne çevirip durduğunu görüyoruz. Ey Habibim, seni razı olduğun kıbleye çevireceğiz. Fevelli vechike şatral mescidil haram. O halde yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. E şimdi baktığınız zaman çelişki gibi gözüküyor değil mi? Bir tarafta nereye yönelirsen yönel diyor. Diğer taraftan da diyor ki yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Hangisi önce inmiş hocam? Bakara 144, sonra inmiş Bakara 115, önce indiği için. Şimdi hangi ayet? Birinci ayet mi, ikinci ayet mi nasih olacak veya hangisi mensuh olacak arkadaşlar? Hangisi mensuhtur burada? Mensuh. Hükmü kaldırılmış olan hangisi? Birincisi değil mi? Yani velillahil meşriku ayeti. Evet, 115 hükmü kaldırılmış. Bakara 144 ise hükmü kaldırmış, nasih konumuna gelmiş. Peki buradan biraz siyere kayalım arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bu ayeti kerime ile kıbleyi değiştirdi değil mi? Hatta orada iki kıbleli bir mescit yapılmıştı. Mescid-i Kıbleteyn deniyordu. Hazreti Peygamber kimin yurdundaydı o sıra? Ne oğullarının yurdundaydı? Hatırlayan var mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılı Seleme oğulları yurdu değil mi? Beni Seleme yurdunda namaza durmuştu. Cebrail aleyhisselam geldi öğlen namazında. İlk iki rekatını Kudüs'e doğru kıldılar. Son iki rekatını ise Kabe'ye doğru kıldılar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hükmü mensuh, metni baki budur arkadaşlar. Hüküm yok, hüküm kalktı ama metin Kur'an-ı Kerim'de duruyor, devam ediyor. Bir de arkadaşlar, metni mensuh, hükmü baki olan ayetler hiç tartışmaya girmiyoruz. Şu an bize tartışma lazım değil arkadaşlar. Şu an bizden konu isteniyor. Konu öğrenmemiz isteniyor. ÖSYM sizi bekliyor, sorular sizi bekliyor. Dolayısıyla şimdi bu tartışmaya girersek 2 saat, 3 saat konuşuruz. Ama gerek yok. Eğer soru da sorulursa Hazreti Ömer tarafından rivayet edildiği söylenen rejim ayeti ikinci sınıfa örnektir. Metni kalkmış ama hükmü duruyor. Bir de hem hükmü hem de metni mensuh olan ayetler var arkadaşlar. Buna da şu örnek gösterilir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Evet, onun Ademoğlunun iç boşluğunu, karın boşluğunu topraktan başka bir şey dolduramaz. Ancak tövbe edenin tövbesini Cenab-ı Allah kabul eder diyor. Şimdi üçüncüsü de bu arkadaş. Yani hüküm de yok, metin de yok, unutmayalım. Literatüre baktığımız zaman burada En-Nasih ve'l-Mensuh adlı eseriyle arkadaşlar Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem ismi ön plana çıkıyor. Birçok kişi var. Her birisinden bir kişiyi not alsanız sizin için yeterli. Şimdi gelelim şu Elfazul Kur'an meselesine, Kur'an lafızlar. Arkadaşlar hakikat kelimenin dilde ilk anlamıdır. Temel anlamıdır. İlkten
Hani İslam hukukunda biz azimet diyorduk ya, ilkten konulmuş kanun. İşte kelimenin azimeti arkadaşlar hakikattir. Mecaz ise kelimenin hakiki anlamıyla arasındaki ilgiden ve hakiki anlama, yani hakiki anlama gelmeyeceğini gösteren, hakiki anlamın dışında kalacağını gösteren, bunun kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat anlamı dışında kullanılmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Burada mesela birkaç örnek vereceğim ama şunları da ifade edelim. Asıl olan kelimenin hakiki anlamı Kur'an-ı Kerim. Bir kelimenin mecaz olarak kullanılabilmesi için iki tane şartımız var arkadaşlar. Birincisi, mecaz anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağ olması lazım. Buna ne diyormuşuz? Alaka diyor. Hakiki anlamın kastedilmediğine dair bir ipucu gerekiyor. Bu ipucu da arkadaşlar ne deniyor buna? Karine deniyor. Alaka ve karine unutmayalım. İstiare. Hakiki mana ile mecazi mana arasındaki arkadaşlar benzerlikten dolayı bir kelimenin manasını başka bir kelime için kullanır. Şimdi İmam Kurtubi diyor ki herhangi bir fiil konuşan varlığa ait olmasına rağmen bir hayvana veya cansız bir varlığa dayandırılırsa işte o istiaredir diyor. İstiare arkadaşlar lugavi bir mecaz çeşididir. Alakasız sadece benzerliktir, unutmayın. Ayeti kerimeye bakalım hocam. Duhan suresi 29. Estaizu billah. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Evet. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Şimdi insan ağlıyor değil mi arkadaşlar? Ağlamak kime mahsus hocam? İnsana ait değil mi? İnsana mahsus. Ama siz gökyüzü ağladı derken, yani göktekilerin hiçbirisinin umurunda olmadı o yeryüzündeki mücrimler. Günahkar. Alaka burada arkadaşlar sadece benzerliktir. Hocam alaka işte bu. Yani ağlama kelimesiyle gökyüzü neye benzetiliyor? İnsana benzetiliyor. Bu istiaredir arkadaşlar. Evet. Şimdi bir daha başa alayım arkadaşlar. Bunu tekrar ifade edelim, iyice otursun. Mecazi anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağ bulunması lazım. Şimdi ağlama bağı burada kullanılmış istiarede. Biz buna alaka diyoruz. Ama burada hakiki anlamın kastedilmediğine dair bir karine var mı arkadaşlar? Var. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Burada hakiki anlam kastedilmiyor ki, mecazi anlam kastediliyor. Buna da karine diyoruz. Baktığın zaman zaten ortaya çıkıyor, görüyorsun. İstiare bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim teşbihe hocam. Teşbih biliyorsunuz sözlükte benzetmek, benzemek manalarına geliyor. Belli bir maksat için aralarındaki ortak bir nitelikten dolayı bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Benzetmeyi anlatan edatlar var ama bunlardan en önemlisi arkadaşlar kaf harfi, yani ke ifadesi var ya, gibi veya ke enne, sanki ifadeleri geliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'den bazı benzetmelere örnek verecek olursak mesela ikinci sayfada summun, bukmun, umyun, fehum la ya'kilun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler, anlayıp düşünmezler. Burada bak ke ifadesi kullanılmamış. Ama mesela kel a'ma ifadesi kullanırsanız sanki kör gibi. Değil mi? Keserabin, sanki serap görüyormuş gibi. İşte keennehum lü'lü'un, değil mi? Bu ifadeler ke ifadesi varsa hocam orada muhakkak benzetme var. Onu ifade edelim. Kinaye arkadaşlar. Kinaye çok basit. Bir sözü hakiki manası da kastedilebilecek şekilde hakiki anlamın dışında kullanmaktır arkadaşlar. Kinayenin karşılığı sarihtir. Hocam kaç çeşit boşama vardı? Bain talak vardı, rici talak vardı değil mi? Bunlar hani talağın dönülüp dönülmemesi açısından, bir de sünnete uygunluk olup olmaması açısından sünni talak, rici talak vardı. Ama buradan ben size boşama sözlerinden şunu ifade edeyim. Mesela sarih söz var, kinaye söz var.
Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Bir adam eşine dedi ki seni boşadım, boş ol. Bu sarih söz müdür, kinaye midir arkadaşlar? Bu sarih söz müdür, kinaye midir? Bir erkek eşine dedi ki ben seni boşadım, boş ol. Açık mıdır, gizli bir söz müdür arkadaşlar? Yani sarih açık demek, kinaye biraz daha üstü kapalı, gizli söylemek. Açık, çok güzel. Peki bir adam eşine, karısına dedi ki git babanın evine. Bu söz sarih midir, kinaye midir? Babanın evine git sözü. Babanın evine git sözü kinaye midir? Sarih midir? Yani açık mıdır, kapalı bir söz mü? Bu kinayedir. Evet, çok güzel. Hocam hiç korkmayın, çekinmeyin. Cevabı yazın. Yani yanlış da yapabiliriz, önemli değil. Yeter ki zihnimiz o anda çalışsın. Babanın evine git sözü kinayedir arkadaşlar. Niye kinayedir? Çünkü erkeğin orada ne kastedildiği belli olmaz. Hakim çağırır erkeği veya müftü, der ki kardeşim sen eşine babanın evine git demişsin ama hangi anlamda söyledim bunu? Orada erkekle Cenab-ı Allah arasında. Erkek dese ki ben eşimi korkutmak için söyledim, boşama niyetim yoktu, o zaman boşama gerçekleşmez. Ama dese ki ben boşama niyetiyle söyledim, o zaman boşama gerçekleşir arkadaşlar. Onu da ifade ederim. Şimdi işte kinaye bu arkadaşlar. Tamam mı? Üstü kapalı söylüyor. Mesela arkadaşlar, eli açık ifadesi var. Hakiki anlamıyla bir kişinin elinin açık olduğunu kinaye olarak işte cömertliğini ifade etmekte değil mi? Kinayi kullanım onun eli açıktır. Dediniz Alaaddin Hoca'nın eli açıktır. Bu kinayi kullanımdır. Ne demek istiyorsunuz? Yani cömerttir. Ama sarih kullansanız o cömerttir diyeceksiniz. Ha deseniz Alaaddin Hoca'nın eli kapalıdır. Ha bana kinaye yapıyorsunuz, açıktan söylemiyorsunuz. Ha diyorsunuz ki Alaaddin Hoca cimridir. Tamam mı? Kinaye kavramı da bu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullanılmıştır. Onu ifade edelim. Şimdi hocam geldik dar ve geniş anlamlı lafızlarımıza. Şimdi burada has lafızı işleyeceğiz, mutlak lafızı işleyeceğiz, am lafızı işleyeceğiz ve mukayyet lafızı işleyeceğiz. Has ne demek arkadaşlar? Has, hususi, sana has diyoruz ya, özel, tek manalarına geliyor. Has o da var ya hani sadece işte padişaha veya birilerine ait olan özel o da arkadaşlar. İlk vazda, vaz icat demek. İlk icatta arkadaşlar tek bir manaya veya sınırlı sayıdaki fertlere delalet eden lafızdır. Has lafızdan arkadaşlar bir tek kişi veya belirli bir grup veya belirli bir tür anlaşılabilir. Hassın bir kelime aksine bir delil olmadığı sürece kapsadığı sınırlı fertler için kesin. Dolayısıyla has özel demek bir grup, bir zümreye ait olan sözler manasına geliyor. Mutlak ne demek arkadaşlar? Mutlak. Şimdi biz Türkçe'de mutlağı yanlış kullanıyoruz Arapçaya kıyasla. Mutlaka dediğimiz zaman sanki bir kesinlik ifade ediyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sakın. Sakın işi o tarafa götürmeyin. Rabeti açısından söylüyorum. Mutlak demek hocam genişlik demek. Tamam mı? Belirli olmayan bir ferdi veya fertleri gösteren ve kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair bir delil de yok. Mesela Allahu Teala ne buyuruyor Bakara 185'te? O men kana maridan ev ala seferin fe iddetun min ayamin ukhar. Kim sizden hasta olursa veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı günler sayısınca orucu başka günlerde kaza etsin. Ayet bu arkadaşlar. Şimdi ve men kana maridan minkum ev ala seferin fe iddetun min ayam ifadesi. Burada mutlak lafızdır ayam. Peş peşe kaydı var mı? Yok. Biliyorsunuz Ramazan şeyi arkadaşlar kazası peş peşe tutmak şart mı? Benim 10 gün kazam varsa haftada bir gün tutabilir miyim? Tutabilirim, sıkıntı yok. İşte burada peş peşe kaydı olmadığı için kaza orucunun da peş peşe tutulmasını bildiren başka bir delil de yok. Bundan dolayı kelime mutlak lafızdır ve mutlaklıkla amel edilir. Tamam mı? Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allahu Teala "Fakra'u ma teyassara minel Kur'an." Kur'an'dan kolayınıza geleni arkadaşlar ne yapın diyor? Okuyun diyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza geleni okuyun. Orada bir genişlik var. Ha, Hazreti Peygamber işte hadis-i şerifte buyuracak ki Fatiha'sız namaz olmaz. Bu sefer Hazreti Peygamber'in sözüyle mutlak olan lafız ne olacak? Mukayyet olacak, kayıtlanmış olacak.
mutlakın takyidi dediğimiz husus da bu. Şimdi ben konum değil, oraya girmeyeceğim ama Hazreti Peygamber'in tefsir çeşitleri var biliyorsunuz. Mutlakın takyidi, işte müşkilin tavzihi, müphemin tafsili, umumun tahsisi değil mi? Bunlar Hazreti Peygamber'in veya işte mücmelin tebyini tefsir çeşit. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Mutlak lafız demek ki kayıt altına alınmamış, geniş hocam, sınırı belli olmayan lafız demektir. Mukayyet. Mukayyet arkadaşlar mutlakın tam zıttı. Tamam mı? Kayıt altına alınıyor. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutar. Bak burada ard arda ifadesi var. Ard arda olduğu için arkadaşlar mutlaktır. Yok burada mukayyet. Kim de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Mücadele suresi hangi olaydan bahsediyordu arkadaşlar? Bunu yazın hatırlayan varsa. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ Muhakkak ki Allah işitti. قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Kocasının ona söylediği sözden dolayı sana şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitti diyor. Evet, bir kadın sahabeyle ilgili Havle'ydi değil mi? Havle binti Sa'labe. Olayın adı neydi arkadaşlar? Ben de şuraya yazayım bilgisayar ekranından. Olayın adı Zihar'dı değil mi? Zihar. Zihar kefaretinden bahsediyor ayet-i kerim. Evet. Demek ki mukayyet lafız arkadaşlar ne demekmiş? Kayıt altına alınmış olan lafız demekmiş. Evet, zihar kefaret. Şimdi arkadaşlar gelelim am lafızlara. Amme hukuku diye bir kavram var, duymuşsunuzdur. Amme ne demekti arkadaşlar? Kamu demekti değil mi? Kam. Am genel demek arkadaşlar. Kapsıyor, yaygın olur. Umum, kapsam manasına gelir. Bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafızdır. Am lafzın hükmü özel bir delille tahsis edilmediği sürece arkadaşlar kapsadığı bütün fertler için gereklidir arkadaşlar. Şimdi mesela ben size örnek vereyim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor değil mi? Kutibe aleykumus siyam, oruç size farz kılındı. Biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bütün iman edenler oruç farz mı? Farz. Tutmaları gerekiyor mu? Tutmaları gerekiyor. Ama Allah-u Teala ayeti kerimede diyor ki işte وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kim hastalanırsa veya işte yolculuğa çıkarsa burada işte bu hassa girebiliyor. Yani oradaki genel ibare özele indirgen. Ama Kur'an'da umum ifade eden lafızlar arkadaşlar kullu, hepsi, her, bütün, cemi'a kelimeler. Mesela diyor ki innallaha yaghfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar. Bu umumdur arkadaşlar. Ellezi, elleti ifadeleri. Ellevati değil mi? Bunlar ellezine. Görüyoruz bunlar. İsmi mevsuller. Hocam bir kelimenin başında lam-ı tarif varsa el insan kelimesi umumdur. Umumdur. Hel ata alel insani hinun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura inna halaknal insane halakna el insane min nutfe. Biz bütün insanları diyor nutfeden yarattık diyor Cenab-ı Allah. Burada bir genellik görüyoruz. Cins isimler arkadaşlar, şart isimler. Olumsuz cümlede geçen nekre kelimeler. Çok fazla detaylandırmak istemiyorum burayı. Bunlar umum ifade eden lafızlardır. Birkaç kavram daha ifade edip ondan sonra inşallah dersimizi nihayete erdirebiliriz. Ben biraz daldım, kusura bakmayın. Tanıtım dersi olduğunu da unuttum. Bu bir tanıtım dersiydi. Şimdi arkadaşlar, anlamı kapalı olan lafızlara baktığımız zaman ses geliyor değil mi arkadaşlar? Sesim net. Evet. Anlamı kapalı olan lafızlara baktığımız zaman garibül Kur'an hocam çok basit. Aslında hani bazen böyle çok süslü cümlelerle ifade ediyoruz da garibül Kur'an az kullanılması, işte farklı lehçeler vesaire hiç süslemeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim'deki yabancı kelimelerdir. Bununla alakalı bunu bil yeter hocam. Neyi bileceksin? Garibül Kur'an, Kur'an'daki yabancı kelimeler. Bir diğeri ilk çalışmayı kim yapmış bu alanda? Nafi bin Ezrak yapmış. Kimden öğrenmiş? İbn Abbas. Bitti hocam. Tamam mı? Garibül Kur'an'la alakalı bu çıkar karşı. Ha, tutup sana efendime söyleyeyim şu tablodaki şeyleri istemez.
Yani bunlar örnek olsun diye verdik. İşte sefih, saikari, zembağ, nihle, siccil, errakim, el yemmu, tur. Kimisi kinane lehçesi, kimisi umman, tayi, temim, kays, işte furs, Rumca olan var. Mesela tur süryanice'de dağ demek. Yemmu kıptice'de deniz demek. Bunları sizden istemez. Sizden kavram isteyecek. Garibul Kur'an nedir? Kur'an'daki yabancı kelimeler. Kim yaptı ilk çalışmayı? Nafi bin Ezrak arkadaşlar. Kimden öğrendi? İbn Abbas'tan öğrendi. Bitti. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, sesim şu an geliyor mu? Ben tanıtım dersi olduğunu unuttum, daldım. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Ara vermemem gerekiyordu. Ara verdik bir iki dakika. Biraz teknik problem de oldu. Ama bir tanıtım dersi olduğu için bağlantı da zayıflayıp duruyor şu an. Kopabilir. Eğer arzu ederseniz inşallah sene içerisinde birlikte dersleri yürütebiliriz. Tabii ki hani benden farklı diğer hocalarımız da var. Ama ben hani kendi alanımla alakalı, derslerimle alakalı anlattığım dersler var. Diğer hocalarımızın girdiği dersler var. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ben öyle ümit ediyorum. Bu bir tanıtım dersi olduğu için hani olayları böyle çok derinlemesine de açmak istemedim. Sadece bir görmenizi arzu etmiştik. Ondan dolayı bu dersi yaptık. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Söylemek isteyeceği olan bir şey var mı arkadaşlar? Sorusu olan, şey söylemek isteyen varsa buyurabilir inşallah. Herhalde şu an bir Esma Nur hocam var derste. Elif hocam var benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Ayşe Paylan hocamız var. Bir de sınıf 7 diye bir hocamız var. İyi hocam, sizi çağırmadım ben. Sadece isimlere bakıyordum. Tanıtım dersimizi burada bitireceğiz inşallah. Söylemek isteyeceğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa inşallah kapatalım. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Derslerin işlenişiyle alakalı, tanıtımla alakalı sormak istediğiniz, söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Hüsnü şehadetiniz. Cenab-ı Allah inşallah hepinizi de muvaffak eylesin. Umduklarınıza nail eylesin. İnşallah en kısa zamanda atanmış ve adanmış olarak öğrencilerinize kavuşursunuz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah inşallah kolaylaştırsın diyelim. Ama arkadaşlar çok kasmayın, sıkmayın. İnanın sıktığınız için daraltıyorsunuz alanı. Hani mecellede bir kanun var ya, ne denir? Bir iş dik oldukta müttesi olur. Darlaştığı zaman genişler hocam. Sıkmayın kendinizi. Çok detaya dalmayın. Detaylara dalmayın. Kavram haritasını kafanızda muhakkak oluşturun. Kavram haritanız olsun. Yani ders çalışmayla alakalı olsun, işte çıkmış soruların analizinde birkaç yöntem var. Bu yöntemleri izleyebilirsiniz. Yani zihninizi rahat tutun. Zihninizi rahat tutmazsanız başaramazsınız. Zihninizi rahat tutacaksınız. Kasmayın, rahat olun. Şu 10 yılın, 15 yılın sorularına bir bakın. Yani gelen yerler belli zaten aşağı yukarı. Ama bunu da ders çalışmayı da müzakere yöntemiyle karşılıklı yaparak çalışırsanız sizin için daha hayırlı olur inşallah. Cenab-ı Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin diyorum. Diyeceğiniz bir şey yoksa hayırlı akşamlar diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun inşallah.